3 Kasım Cuma Yeni Şafak Yazarı Tamer Korkmaz Yazısı Karşılaştırmalı Derin Bağlantılar Ahmet Emin Yalman 27 Mayıs'tan 1960'tan 2 hafta sonra Vatan gazetesindeki baş yazısında darbecilere yağ çekerken Adnan Menderes'i komünizme meyletmekle suçluyordu. 27 Mayıs darbesi öncesindeki dönemde Menderes sanayileşme için istediği kredileri ABD'den alamadı. Buna mukabil Sovyetlerden almak istedi. Bir bakanını bu amaçla Sovyetler Birliği'ne gönderdi. 27 Mayıs yaşanmasaydı başvekil Temmuz 1960'ta Moskova'yı ziyaret edecekti. İşte tüm bunlardan dolayı Menderes komünist oluvermişti. Türkiye'deki 27 Mayıs darbesinden 5 ay kadar sonra Amerika Başkanı seçilen Kennedy, Ekim 1962'de ABD ile Sovyetler arasında 13 gün süren ve dünyayı bir nükleer savaşın eşiğine kadar getiren füze krizi sırasında bazı Amerikan generallerince komünistlikle suçlanmıştır. JFK'ye bu akla ziyan suçlamayı yöneltenlerden birisi olan Hava Kuvvetleri Komutanı Curtis LeMay, başkana Küba ve Sovyetler Birliği'ne atom bombası atılmasını şiddetle tavsiye ediyordu başkanlık yemini ettiği Ocak 1961'den itibaren CIA ile sürekli didişen, 1962'deki Küba füze krizinde derin ABD ile ters düşen, Sovyetlerle soğuk savaşı bitirme planı yapmış olan, mütemadiyen siyahlara özgürlük diyen, küresel sermayenin hegemonyasını sona erdirmek anlamına gelen Federal Reserve sistemini bitirmek, bu işi devletleştirmek için 4 Haziran 1963'te bir başkanlık kararnamesi yayınlayan, Vietnam'dan 1965 yılı başında tamamen çekilmek üzere 1 Ekim 1963'te karar alan JFK, standart sapması en yüksek ABD başkanı olarak 22 Kasım 1963'te derin bir suikaste kurban gitti. Dallas'ta CIA tetikçilerince katledildi. Kennedy'nin katili olarak ilan edilen Lee Harvey Oswald, ilk andan itibaren Amerikan ve dünya kamuoyuna azılı bir komünist ve Castro yanlısı olarak sunulmuştu. Oysa yıllardır FBI ve de CIA ile bağlantılıydı. Amerikan Derin Devleti'nin kendi başkanını katlettiği 1963 senesinde Türkiye'de yaşanan bazı gelişmeleri tam da burada not edelim. 11 Ocak 1963'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütün partilerin katılımıyla Komünizmle Mücadele Komisyonu kuruldu. Türkiye'deki ilk Komünizmle Mücadele Derneği Ocak 1963'te İzmir'de faaliyete başladı. İkinci dernek birkaç ay sonra Erzurum'da 25 yaşındaki Fethullah Gülen tarafından açıldı. 3 Nisan 1963 tarihinde ise TBMM'deki tüm partiler 27 Mayıs'ın Hürriyet ve Anayasa Bayramı olması için oy kullandılar. Lyndon Johnson JFK suikastını organize eden derin ABD ile işbirliği içindeydi. Suikastten saatler sonra henüz dallastayken Başkanlık yemeğini etmişti. Başkan John Kennedy'nin yardımcısı iken 26 Ağustos 1962'de Ankara'yı ziyaret eden Lyndon Johnson bir gün sonra Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkinle Barış Gönüllülerinin Türkiye'ye girişinin yolunu açan anlaşmayı imzalamıştır. Erkin'in yer aldığı ikinci koalisyon hükümetinin başbakanı İsmet İnönüydü. Barış Gönüllüleri bir CIA projesiydi. Bu yolla Türkiye'ye maskeli meslekler üzerinden 1500 CIA elemanı geldi. Bir yandan bölücülük faaliyetlerinin temelini attılar, diğer taraftan da Hristiyanlık propagandasına giriştiler barış gönüllüsü kisvesi altındaki genç CIA aşanları geri kalmış veya az gelişmiş ülkeleri komünizm tehlikesinden korumak gerekçesiyle sahne almışlardı. 1964'te CIA'in Türkiye masasında göreve başlayan Graham Fuller, Fethullah Gülen'in ilk yabancı teknik direktörü olmuştu. Eylül 1964'te JFK suikasti ile ilgili raporunu yayınlayan Warren Komisyonu suikastin arka planını kararttı başkanın öldürülmesini komünist olmakla itham ettiği Oswald'ın üzerine yaktı. Komisyonun başkanı olan Earl Warren 33. dereceden mason üstadıydı. Komisyon üyelerinin ekseriyeti masondu. Bunlardan birisi olan CIA'in kurucularından Ellen Welsh Dulles, 1961'deki Küba'ya yönelik domuzlar körfezi çıkarması bozgunundan sonra JFK tarafından CIA'in başkanlığından alınmıştı. Bu hadisede Başkan Kennedy sorumluluğu üstlenmekle birlikte Dallas'ın yalan söylemek suretiyle kendisini yanlış yönlendirdiğini beyan etmiştir. JFK'in kovduğu Dallas'ın başkanın gerçek katillerini saklayan derin ABD'nin kuklası olan komisyona görev yapması fevkalade manidardır. Warren komisyonunda yer alan isimlerden bir diğeri ise Mason ve Bilderberg üyesi olan Gerald Ford'tu. Watergate skandalını müsakip Richard Nixon'ın 1974'te istifa etmesiyle ABD başkanlığına getirilen Ford, Malta locasının 405 numaralı üyesiydi. 1963'te 33. dereceye yükseltilmişti. 1963'te Erzurum'da Komünizmle Mücadele Derneği'ni kurmuş olan Fethullah Gülen ise 1975 yılında İzmir'deyken Mason locasına girmiştir vaktiyle CIA tarafından kurulan Bilderberg, Türkiye'deki ilk toplantısını 1975'te İzmir'de yapmıştı.